Evet sevgili ailemizin fertleri, biliyorsunuz bu cumartesi pazar üniversite sınavı var. Ailemizden çok kişi bu sınavlara katılacak veyahut da ailemizin fertlerinden çocukları, tanıdıkları, akrabaları sınavlara katılacak. Bir kere sınava girecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bununla beraber bir iki tavsiyede bulunmak istiyorum. Sonuçta siz bugüne kadar öğrendiklerinizi öğrendiniz. Yani bundan sonra artık bu saatten sonra yeni bir şey öğrenmek zor. Dolayısıyla yapacağınız şey bence son gün dinlenin. Biraz kafanızı boşaltın, kafanızı toparlayın. Mantra yazın, mantramızı yazın. Zaten bir şey söyleyeceğim, dürüstçe söylemek gerekirse. Yani 4-5 ay, 6 aydır bu mantrayı yazıyorsanız siz biraz daha şansınızı yükselttiniz demek. Yani alabileceğiniz puanın %20 üstünde bir puan alırsınız diye düşünüyorum. Çok güzel. Kesinlikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun. Geleceğinizi belirleyecek bir sınav. Çok önemli bir sınav biliyorum. Ama stres yapmayın. Stres yaptığınız zaman o zaman bildiklerinizi de yazamazsınız. Bildiklerinizi de cevaplayamazsınız. Yani stres insanların performansını etkileyen, bloke eden bir fren gibi, el freni gibi. Dolayısıyla bu stres yapmamak için tavsiye edeceğim biraz yüksek dozda mantra yazın gitmeden önce. Hatta sınav kapısında sınava girmeden önce bir 10 dakika falan 15 dakika şeyi öneririm size. Telefonunuza mantrayı yazabilirsiniz. Bakın şöyle açıyorsunuz telefonunuzu notlar bölümüne ve oraya mantranızı 10 dakika 15 dakika hiç durmadan tak 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 yazarsınız. Bu sizin konsantrasyonunuzu arttırır. Artı biraz daha relax hale getirir sizi. Böyle bir tavsiyede bulunayım. Artı yani sonuçta unutmayın. Hayatınızda çok fırsatlar geçecek. Siz yapabileceğinizin maksimumunu yapıyorsunuz. Keşke yani uzun süredir mantra yazıyor olsaydınız ve bu imtihana girseydiniz. Bence çok daha farklı bir sonuç alırdınız diye düşünüyorum. Ama sonuçta şu anda geldiğimiz noktada biz şuradayız, buradayız yani. Yapacağımız şey bugünkü şartlara göre maksimumumuzu yapmak. Bunun için fazla kendinizi kasmayın, strese sokmayın. Çünkü fazla düşündükçe, fazla strese girdikçe o zaman yapabileceğiniz soruları, çözebileceğiniz soruları, cevaplayabileceğiniz soruları cevaplayamayabilirsiniz. Dolayısıyla size tavsiyem rahat olun, sakin olun. Sonuçta dünyanın sonu değil. Size hep anlatmıştım kendi hikayemi. Ben yine tekrar edeyim hani bilmeyenlere. Ömür boyu ben subay olmak istemiştim. İmtihana girdim, yazılıyı kazandım, sözlü mülakatı kazandım, sporu kazandım. İşte her şeyi kazandım. Ondan sonra dediler ki yarın sağlık raporu. Evet. Hastane orada imtihana girdiğimiz yerde. Hastanede sağlık raporunu alacaksınız. Ondan sonra hemen kaydınız yapılıyor. Bitti, kazandınız. Gittim o güne kadar hiçbir problemim olmayan ben gözden kaybettim. Yani çok da uğraştım, çok da ağladım. Ama şu anda diyorum ki ya iyi ki ben subay olmadım yani. Benim bana göre değil yani. Benim tarzım değil yani. Ben sabah işte 8, akşam 5 çalışacak, işte sabit bir şeyde görevde çalışacak bir insan değilmişim. Tabii o zaman çok genç olduğum için bilmiyordum. Ama şu anda diyorum ki yani ben Allah'ın sevgili kuluymuşum ki kazanmadım. Yani o anda dünyanın sonu gibi görünen bir şey, anlatabiliyor muyum? İleride belki sizin ya iyi ki olmadı benim gibi diyebileceğiniz bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla her şey olacağına varır. Siz kendiniz maksimumunuzu yapın. Yapabileceğiniz en iyi sonucu, en iyi sınavı geçirin. Sonuçta da dediğim gibi yani ben hep söylüyorum diyorum ki sizin planlarınız var, evrenin planı var. Yani birazcık da ona saygı duymak lazım, ona saygı göstermek lazım. Belki o plan sizinkinden daha iyidir. Belki ummadığınız bölümlere girersiniz ki ben öyle oldum. Yani ben normal tıp doktoru olmak istiyordum. Sonra diş hekimi oldum. Orayı kazandım ilk anda. Yani hiç hesapta olmayan bir şeydi. Ama yani hayat beni... Daha doğrusu benim için yapılmış plan her zaman benim iyiliğime oldu yani. Ya benim hayal edemediğim şeyleri elde ettikten sonra öğrendim. Ya iyi, bu yol benim için çok iyiymiş, böyleymiş falan derken. Ben kendim için kişisel gelişim öğrendim 32 yıl önce. Kurslara gittim dedim ki yani ben başarılı olayım işte
başarılı bir iş adamı olayım, tüccar olayım, işte entelektüel olayım, birkaç dil konuşayım falan bunları kendim için yapmayı düşünürken aradan 30 yıl geçti, bir gün bir baktım ki ben işte artık insanlara bunu öğretiyorum, anlatıyorum. Benim böyle bir planım yoktu. Anlatabiliyor muyum? Yani rahat olun. Evrenin planı her zaman sizin için iyi olacaktır. Rahat, hiç stres yapmayın. Tekrar başarılar diliyorum sınavda. Size ve işte eğer akrabalarınız, çocuklarınız girecekse onlara da buradan bütün pozitif enerjimi gönderiyorum. Dediğim gibi imtihana girmeden önce biraz yazabilirsiniz. Telefonda da olsa. Bir gün önceden fazla stres yapmayın, fazla şey yapmayın. Mantrayı biraz fazla dozunu arttırın. Bence güzel olacak. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşça kalın, iyi günler, iyi sınavlar.